Meslek Yüksek Okulu Mimar Restorasyonu Öğrencisi Nurullah Kaydı. Bugünkü yapımız İnce Minare. Selçuklu Sultanı 2. İzzetli Kekavuz Devri'nde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından hadis hükmüne okutulmak üzere 1258-1279 yılları arasında inşa edilmiştir. Yapının mimarı Kerim bin Abdullah. 1956 yılında Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi olarak hizmetlendirilmiştir. Müzede Karamanoğulları Selçuklu ve Osmanlı'na ait taş eserleri sergilenmektedir. Yapının hemen içerisine girdiğimizde bizi karşılayan süs havuzun üzerinde pandantik üzerine oturtulmuş kubbe ve onun üstünde aydınlık feneri görmekteyiz. Kubbenin üstündeki Selçuklu işlemleri çok muazzam bir şekilde görmekteyiz. Turkuaz, siyah, çok renk kullanılmış ve yapının hemen karşısında bir adet eyvan bulunmaktadır. Eyvanın ve sağ ve solunda hücre odaları vardır. Yapının kuzey ve güneyinde hücre odaları bulunmaktadır. Bu hücre odalarına dörtlük şeklinde olan kapılarda girilmektedir. Hücre odalarına girdiğimizde yuvarlak kemer üzerinde oturtulmuş bir tonuz örtüsü görüyoruz ve pencereleri mazgal pencere olarak 1, 2, 3 ve 4 tane mazgal pencere var bir tane hücre odasında ve içeri doğru dönük sivri kemer pencereler var şu an. Şu anda müze olarak faaliyetli olan bu yapının içinde çok sayıda taş eserleri bulunmaktayız. Kitabeler, mezar sunumları ve üstlerine Osmanlıca ve Arapça yüze çıktı bölümünde. Yapılan eserler var, çok güzel eserler. Ve yapının hemen çıkışında tane yeni kare şeklinde olan bir çıkış bulunmaktadır. Bu hücre odasından çıktığımızda hemen sol tarafında dikdörtgen şeklinde olan küçük bir kapıdan yeni giriş yapıyoruz. Hücre odasına girdiğimizde yukarısında 14 kasnak üzerine oturtulmuş bir tane kubbe görülmektedir. Bu hücre odasından çıktığımızda hemen solumuzda eyvanımız var. Girişte de söylediğim gibi. Eyvanda 3 basamaklı bir merdiven sistemi var. Eyvanın tam ortasında bir tane su kanalı bulunmaktadır ve su kanalında akan yağmurlar direkt su havuzuna doğru gitmektedir. Eyvan sivri kemer üzerine oturmuş bir ton şeklinde Eyvan'dan giriş kapısına doğru baktığımızda hemen solumuzda yine bir hücre odası var. Yani daha önce gösterdiğim hücre odasının aynısı. Dikdörtgen şeklinde girişi var ve 14 kasnak üzerine oturtulmuş bir şey. Burayı geçiyorum aynısı olduğu için ve diğer hücre odamıza geçiyoruz. Bu hücre odamızda yine mazgal pencereler görmekteyiz. Yuvarlak kemer üzerinde oturmuşsunuz ve kemer üstünde bir tane adet bazen şeklinde pencere diyebiliriz. Bir kutu var ve burada da bir tane ocaklarımız var, küçük bir ocak. Herhalde burada yemek, ilaç, bir şeyler yapmak için buraya kurulmuş. Yapının hemen dışındayım. Ve yapının dışında molas taş, yıma taş gibi birçok yapı elemanı bulunmaktadır. Ve su oğlukları, bu cephede ikişer adet su oğluğu vardır. Ve size hücre odasında gösterdiğim mazgal pencerenin dıştan görünüşü bu şekilde. İçeriden kelebek pencere olarak gösterdiğim dikdörtgen pencere. Dışarıdan görünüşü de böyle onun üstünde hemen vitray işçilik mi desem, ne desem onun gibi sivri kemerde kemer var. Kuzey cephesinde bulunan minare Selçuklu yapısıdır. Üstünde gök kubbe renkleri ve kısa basık bir tonoz örtüsü görmekteyiz. Kalın ve kısa bir yapı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler.
arkadaşlar. Ben Aksaray Üniversitesi Güzellik Meslek Yüksekokulu Mimar ve Restorasyon Öğrencisiyim ve şu anda Gaziantep'in en eski camilerinden olan Eyüphoğlu Camisi'ndeyiz. Camimiz Memlükler döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Orijinal kitabesi ve orijinal bakliyesi olmadığından tam olarak tarihlendiremiyoruz. Kuzey güney yönünde uzanan haremi ve onun batısında yer alan bir son cemaatleri bulunuyor. Ve buyurun gelin daha detaylı inceleyelim. Şu an girdiğimiz asıl ana giriş kuzey cephedendir. Camiye asıl camiye 3 girişimiz bulunmaktadır. Onlarla daha sonra bahsedeceğim. Şu an kuzeyde bulunan minaremiz yer almaktadır. Kuzey duvarında. Ve minaremiz geometrik bezemelerle süslenmiştir. Ve hemen onun karşısında yer alan güney kapısı ve onun yanında bir adet şadırvanımız yer almaktadır. Ve hemen batı duvarına bakıyoruz. Batı duvarında yine batı girişimiz ve onun yanında şadırvanımız yer almaktadır. Hemen onun köşesinde elektrik panosu ve depo olarak kullanılan bir yerimiz bulunmaktadır. Avlunun tam ortasında çınar ağacımız bulunmaktadır. Ve avlumuz bazalt taşlarla süslenmiştir, kaplanmıştır. Buyurun gelin arkadaşlar. Şu an kuzey güney yönünde uzanan harem ve onun batısında bulunan son cemaat yerinde yer alıyoruz. Ve kuzey duvarına bakalım. Kuzey duvarında minareye giriş kapısı bulunmaktadır ve hemen onun yanında sivri satiniş için alınmış penceremiz yer almaktadır. Ve hemen avizelerimizin halkalarında da ayetel kürsü yer almaktadır. Ve buyurun güney duvarına bakalım. Güney duvarında imam odamız yer almaktadır ve onun altında yine penceremiz bulunuyor. Size orijinal kitabesi yok demiştim. Evet ama 1947'de çok büyük bir restorasyon geçirmişti. Ve o sırada kitabe konulmuştur. Ve hemen harime giriş kapısının önünde yer alıyoruz. Çok sade Rumi motifleri yer almaktadır. Ve hemen onun üstünde mukarnas süsleme yer almaktadır. Her iki yanında. Ve bir adet penceremiz bulunur. Ve buyurun daha detaylı inceleyelim camimiz için. Kuzey güney yönünde uzanan haremi ve 7 revaktan oluşmaktadır. Ve çapraz tonozla örtülüdür camimiz. Ve hemen harem kapısının üzerinde müezzin mahfili yer almaktadır. Ve bu müezzin mahfiline giriş bu kapıdan sağlanmaktadır. Yani duvar içinden merdivenle sağlanmaktadır. Ve bütün pencerelerimiz sivri satiniş için alınmış arkadaşlar. Ve hemen kuzey duvarına bakıyoruz. Kuzey duvarında kadınlar mahfili yer almaktadır. Ve bu kadınlar mahfiline çıkış ahşap merdivenlerle sağlanmaktadır. Ve kuzeydeki kadınlar mahfiline çıkış için bir adet kapımız bulunmaktadır. Ve hemen doğu duvarına bakıyoruz şu anda arkadaşlar. Bir adet vaaz kürsümüz yer almaktadır. Vaaz kürsümüzün hemen arka duvarında küçük bir pencere yer almaktadır. Ve bu vaaz kürsüsüne çıkış duvardan merdivenle sağlanmaktadır. Ve geliyoruz mihrabımıza. Ve siyah, beyaz ve vişne çürüğü rengiyle renklendirilmiştir. Ve hemen her iki yanında mukarnas süsleme yer almaktadır. Geometrik bezemelerle süslenmiştir. Ve bu mihrabımızın her iki yanında
pencere yer almaktadır ve bu pencereler daha sonradan eklenmiştir. Orijinal değildir. Hemen onun yanında köşk tipi minberimiz yer almaktadır. Ve bu minberimizin arka duvarında yine vaaz kürsüsünde olduğu gibi küçük bir pencere yer almaktadır. Ve bu minberimize çıkış yine duvardan merdivenle sağlanmaktadır. Şu anda güney duvarındaki kadınlar mahfiline bakıyoruz arkadaşlar. Burada kuzeydeki kadınlar mahfilinde olduğu gibi giriş orta kapıdan sağlanmaktadır ve ahşap merdivenlerle çıkılmaktadır. Ve yine kapının yanında müezzin mahfilimiz yer almaktadır. Camimiz siyah bazalt taşlarla süslenmiştir. Kesme taştan yapılmıştır ve iki neflidir. Çapraz tonozla örtülmüştür. Ve avizelerimiz de son cemaat yerinde olduğu gibi halkalarında ayetel kürsi yer almaktadır. Ve beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kitabesine göre Hicri 678 yılında yapılmıştır. 1278 yılında İlhaniler egemenliğinde olan Harput daha sonra Selçuklu egemenliğine geçiyor. Fakat yapımız bu tarihlerden daha önce yapıldığı bilinmektedir ve yapımız bir kompleks olarak. Yapımız eğimli bir arazi üzerine kurulmuş 5'e 5 kare plan özelliği göstermektedir. Duvarlarında kesme taş, minaresinde ise ateş kiremiti kullanılmıştır. Yapının kitabesi giriş kapısının hemen kemerde yer alıyor ve küfi yazı tipi örneği. Yapının içerisine girelim. Mihrabında ve tavanında bulunan Çin'in Selçuklu çinlerinden alınmakta. Mihrabımızın genişliği 1,5 metre, yüksekliği ise 2,5 metredir. Çinlerde lacivert ve mavi rengi kullanılmıştır. Duvarları özgün değildir. Yapımız kıble duvarında iki, doğu duvarında bir pencereyle aydınlatılıyor. Yan tarafta bir odamız daha bulunuyor. Bu oda türbenin hemen üst katı, dörtgen planlı bir oda ve ilk girişten sonra iki giriş büyük bulunuyor. İki ayrı kapı açılmış. Burada güney duvarında bir, kuzey duvarında iki pencere ile aydınlatılıyor.
Yapımız birkaç kez restorasyon geçirdiği için çevresi oldukça iyi durumdadır. Diğer yapılara göre oldukça bakımlıdır. Öncelerden üzeri açıktı fakat sonradan kapatıldı. Belki çoğu yerde duymuşsunuzdur. 700 yıllık çürümeyen ceset olarak geçer. Cesedi çürümüyor. 2014 yılında Fırat Üniversitesi'nde test yapılmış. Doğal bir mumya olduğu ve kafasının naş vücuduna ait olmadığı belirlenmiştir. Şimdi içeriği görelim. Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon 2. sınıf öğrencisiyim. İsmim Mert Özyurt. Bugün sizlerle Selçuklu eseri olan Horozlu Han'ı tanıyacağız. Horozlu Han, Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde devlet adamlarından Eseddin Rüzme tarafından kapalı ve açık sahanlı olarak yaptırılmıştır. Orta sahan aydınlık feneriyle aydınlatılmıştır. Selçuklu kervansarayları bir kervanı yaklaşık 9 saatte alacağı bir menzil üzerine yani 30-40 kilometre aralıklarla 3 tipe uygun olarak inşa edilmiştir. Bunlar yazlık denilen avlulu, kışlık denilen kapalı ve şu an bulunduğumuz hangi bir el iki türünde birleştirilmesi olan karma tiplerdir. Daha öncesinde restoran olarak faaliyet gösteren Horozlu Han şu an düğün salonu olarak kullanılmaktadır. Covid-19 nedeniyle kapalı olduğundan sizlerle beraber dış cephelerini gezeceğiz. Yüzyılın başında büyük oranda tahrip olmuş Han, 1970 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Bu restorasyon sürecinde de fark edildiği gibi taç kapı üzerinde bulunan alınlıkta mimarın ismi yazmadığı için bu hanın mimarı bilinmemektedir. Taç kapı doğu duvarının ortasındadır ve cepheden öne çatı seviyesinde yukarı taşlığı yapılması sebebiyle abidevi bir görünüm sergilemektedir. Kademeli silmelerle çevrelenen giriş basık kemerlidir ve yuvarlak kemerli derin bir niş içinde alınmıştır. Kapının yanlarında kemerlere destek veriyormuş izlerimi bırakan yüksek kaideli ve bezemesiz başlıklı iki inci sütun bulunmaktadır. Bunun kuzey cephesinde 1.30 metre kalınlığındaki duvarların desteklenmesi için iki adet payanda bulunmaktadır. Bu payandaların duvarın biraz daha üstünde bulunmasından dolayı dış cepheden bir kale görünümü sağlanmaktadır. Haricinde içerinin aydınlatılması için kuzey cephesinde 3 adet, tam ortada bulunan aydınlık fenerinde ise 8 adet mazgal pencere bulunmakta. Yağmur suyunu işe boşaltmak için mimar zamanında 4 adet su oluğu yapmıştır. Han konum olarak Konya, Aksaray ve Konya, Ankara yolunun 200 metre batısında tren yolunun yanında bulunmaktadır. Şu an Konya'da bulunan 1. organize sanayi içerisinde kalmaktadır. 25'e 70, 23'e 40 ölçülerinde yapılmış Horozlu Han'ın batı cephesinde 1.30 metre kalınlığındaki duvarlar 2 adet ağır payandeli tekrar desteklenmiş, taş kapının devamı olarak da bir çıkma görülmektedir. Horozlu Han'ın tüm cepheleri gödene taşı, kırmızımsı sille taşı ile örülmüş, Horasan harcı ile yapılmıştır. Günümüzde sanayinin içerisinde kalmış güzelimsi bu yapı günden güne tahrip olmaktadır. Çevreyi siz de görmenizi istiyorum. Bu kadar kötü durumda olan bu hanın sizce de yetkililer tarafından bir önlem alınması gerekmiyor mu?
Kuzağının kuzey cephesi, güney cephesinde de olduğu gibi aynı şekilde 2 adet ağır payanda ile desteklenmiş, 3 adet mazgal pencere, üstünde tam ortasında bulunan aydınlık feneri ve 4 adet su kanalı ile bütünleştirilmiştir. Evet, bugün sizlerle beraber elimizdeki imkanlarla horozlarını inceledik. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kullanıldığı görülmekte fakat iç tarafta herhangi bir süsleme veya işlem görülmemektedir. Batı giriş kapısının her iki yanında kadınlar mahvili bulunmaktadır. Ayrıca bir de kapının üzerinde kadınlar mahvili bulunmaktadır. Kadınlar mahviline çıkış güney duvarından sağlanmaktadır. Duvardan merdivenlerle kadınlar mahviline çıkış sağlanmaktadır. Kuzey duvarında 4 tane penceresi bulunmaktadır. İkisi yukarıda, ikisi aşağıda. Yukarıdakiler cam vitray olarak süslenmiştir. Doğu cephesine bakıldığında 9 tane penceresi görülmektedir. Bir tanesi mihrap üzerinde karnasının üzerinde sülüs yazılı bir levha bulunmaktadır. Ayrıca mihrabımız alçıyla yapılmıştır. Alçıyla inşa edilmiştir. Bu tarafa geldiğimizde doğu cephesinde bir tane vaaz kürsümüz bulunmaktadır. Vaaz kürsümüz kündekarı tekniğiyle yapılmıştır ve tamamen cevizden yapıldığı görülmektedir. Vaaz kürsüsüne çıkış buradaki merdivenle sağlanmaktadır. Bu tarafta bir tane minberimiz bulunmaktadır ve minberimiz ahşaptır. Üzerinde bitkisel motifler kullanılmıştır.
üzerinde bir külah, külahın üzerinde ise alemi bulunmaktadır. Külahın alt kısımlarında yine bitkisel motifler görülmektedir. Işıklandırma, içeriden ışıklandırma avizelerle tekrardan desteklenmiştir. Güney cephesi de kuzey cephesiyle aynı şekilde tasarlanmıştır. Kubbesi, 5 tane yarım kubbesi bulunmaktadır. Kubbeye geçiş yarım kubbelerle desteklenmiş. Yarım kubbelerde toplam 7 tane kasnakta bulunan küçük aydınlatma pencereleri vardır. Bu pencereler cam vitraydır. Büyük kubbe 10 tane küçük aydınlatma pencereleri bulunmakta ve yine kalem işleriyle süslendiği görülmektedir. Şu an Tarsus Ulu Camii'nin dışavlusunda bulunmaktayım. Biraz Tarsus Ulu Camii hakkında bilgi vereyim. Tarsus Ulu Camii 1579 yılında Ramazanoğlu Beyli döneminde Pir Paşanoğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Şimdi ilk içeri girdiğimizde dışavludan hemen bizi Kuzey Cephesi karşılamaktadır. Kuzey Cephesi'nin tam ortasında taç kapı yer almaktadır. Kuzey Doğu köşesinde ise sekizgen gökdeli bir saat kulesi bulunmaktadır. Batı köşemizde ise minaremiz yer almaktadır. Taç kapıdan içeri giriyoruz. Taç kapıdan çavluya giriyoruz. Bize hemen 12 gen gövdeli şadırvan karşılamaktadır. İç avlu, doğu, batı ve kuzeyden kuşatan revaklı bölüm, 14 sütundan oturan sivri kemenlerin taşıdığı 14 kubbeyle örtülmüştür. Ve son cemaat yeri de bulunmaktadır. Harime 5 büyük kapıdan giriyoruz. 5 kapının üstü de sivri kemerlerle kaplıdır. Sivri kemerlerin hemen üstünde 4 tane pencere bulunmaktadır. Harime şimdi içeri giriyoruz. Birer Yılmaz bizi Kuzey Cephesi'nde Hünkar Mahvili karşılamaktadır. Hünkar Mahvili'nin tam karşısında minber bulunmaktadır. Minber 11 basamaklıdır. Kapının üzerinde silmelerde çevrelen yatay dikdörtgen panoda sürüs adlı yazılmış kitabe bulunmaktadır. Minberin hemen yanında mihrap vardır ve Güney Cephesi'nin tam ortasında yer alır. Sekizgen sıra mukarnaslı yapılmıştır ve içten nişlidir.
hemen Doğu Kaşası'nda kadınlar mahfili yer almaktadır. Yukarıda tavanda aydınlatmalarımız bulunmaktadır. Tavanı tamamen ahşap kaplamadır. Harip iki sıra halinde dizilmiş ve dönüşümlü olarak kullanılan dörder ayak ve beşer sütun dizisiyle mihrab paralar üç sahanla ayrılmıştır. Ayaklarda başlık bulunmaz. Sütunların üstü mukarnas başlıklıdır. Yapımı dilim boyunca anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar, ben Aksaray Üniversitesi Güzel Yurt Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Grafik Bölümü Nurşak Gürsoy. Bugün sizlerle Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Sultan Orhan Camisi'ni incelemekteyiz. Sultan Orhan Camisi'ne gelmeden önce Gebze hakkında size bilgi vermekteyim. Gebze, Çatalca Kocaeli sınırları içerisinde yer almaktadır. Asya ile Avrupa kıtaları arasında geçiş konumunda yer alır. Şimdi isterseniz camimizi yakından incelemek üzere camimize ilerleyelim. Camimiz kare planlı, tek kubbelidir. Doğu cephesinde minare yer almaktadır. Minare kare kaide üzerine tuğla işiyle örülmüştür. Avlusuna geldiğimizde ise caminin avlusunda 3 adet sütun başlığı yer almaktadır. Bunlar Dor, İyon ve Korit'tir. Batı köşesinde ise şadırvan yer alır. Şadırvan Bağdakent tarzında yapılmıştır. Şimdi de içeri girmekteyiz. Cemaat yerindeyiz. Şu an cemaat yeri doğu ve batı doğrultusunda yer almaktadır. Üst örtü sistemi beşli kubbe ile örtülmektedir. Son cemaat yerinin kuzey duvarına baktığımızda ise kuzey duvarında sağında ve solunda iki tane pencere yer almaktadır. Bu pencereler ahşap doğramalıdır. Pencerelerin hemen üstlerinde ise yuvarlak kemerli alçı rezen pencereler yer almaktadır. Harime geçiş kapısı sivri kemer üzerine iki renk taş işlemeciliği sağlanmaktadır. Ahşap kapı ile sağlanır. Harimin girişindeyiz, içeri giriyoruz. Kuzey duvarında yer alan kadınlar mahfiline çıkan 12 adet basamak yer almaktadır. Doğu duvarına bakmaktayız. Doğu duvarında altta 2 adet ahşap doğramalı, yuvarlak kemerli pencereler yer alırken üstte sivri kemerli rezen pencereler yer almaktadır. Onun üstünde ise yine aynı formda rezen pencere yer alır. Vaaz kürsüsü orijinal değildir. Güney duvarında tam ortada mihrap yer alır. Mihrap mozaik taş işlemeciliği vardır. Mihrabın sağında ve solunda sivri kemerli revzen pencereler yer alır. Mihrabın üstünde ise yine aynı formda sivri kemerli iki renk taş işlemeli revzen pencere yer alır. Güney batı köşesinde ise minber yer alır. Minber orijinal değildir. Batı duvarına baktığımızda ise
2 adet ahşap doğramalı pencere yer alır. Onun üzerlerinde ise yine 2 adet sivri formda revzen pencere yer alır. Kubbeye geçiş elemanlarında ise trop kullanılmıştır. Tropların altlarında kalem işçiliği vardır. Kubbenin çevresinde ise ayetel kürsü ve kubbenin tam ortasında yazı kuşağı ve kalem işi yer alır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar, Aksaray Üniversitesi Mimar Restorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Adım soyadım Ömür Yeşilyurt. Size bugün Anadolu Selçuklu'nun batıda inşa etmiş olduğu son yapıdan bahsedeceğim. Akan Kervan Sarayı'ndan bahsedeceğim yani size. Yapımız Kuzeydoğu, Güneybatı doğrultusunda inşa edilmiş. Tek giriş çıkıştan oluşuyor ve iki bölümden oluşan bir yapı. Yani kapalı bölümü ve açık bölümü oluşmak üzere iki alandan oluşuyor. Giriş bölümünde taç kapıda bol süslemeler görülmekte ve taç kapının yan taraflarına kalan mihrabiyeleri hala da günümüze kadar durmuş ve güzel bir şekilde restore edilmiş. Giriş yapımız iki renkli taş işçiliği ile inşa edilmiş ve sivri kemerle desteklenmiş. Sivri kemerin alt kısmında kalan ve bahanesini anlatan bir kitabımız bulunmakta. Ve kemerlerin orta bölümünde kalan iki tane güvercin motifi, kabartmalı güvercin motifi var. Taç kapıların yan taraflarında kalan mihrabiyeler bol çiçek desenleriyle süslenmiş ve kıvrımları falan var üzerinde. Ve damla motifiyle desteklenmiş. Yani iki tarafta da damla motifleri görülmekte. Avlu kısmına girdiğimizde sarı taş, sarı mermer taşıyla yapılmış bir yapı ve eyvan bölümü sol tarafımızda kalıyor. Yani yapıya girdikten sonra güney batı tarafında kalan. Daha öncesinde restore edilmeden önce üst kısmı yıkılan alan sonradan 2000 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün destekleri sayesinde restore ediliyor. Ve restore edilirken sarı taş, mermer taşı kullanılıyor. İki katlı bir alan, üst katında mescit bölümü bulunmakta. Şöyle gidelim. Sivri kemerle desteklenmiş oda bölümü bulunmakta ve bu oda daha öncesinde kapalı alandan hayvanların giderlerini taşımak amaçlı yapılan küplerle yani küplerin olduğu söylenmekte. Yani kapalı alandaki hayvanların pisliğinin buradan dışarı attıkları söyleniyor. Çünkü yan taraf biraz ilerimizde bulunan nehir var. Nehri akıttıkları düşünülüyor hayvanların pisliği. Sivri kemerle desteklenmiş olan bu alan şu an insanların ihtiyaçları için kullanılıyor ve bunun yanında yukarıya mescit katından çıkışı sağlayan bir adet merdiven bölümü var. Merdiven bölümünün üstündeki taş çeşitli figürlerle süslenmiş, günümüze kadar gelebilmiş durumda. Ve kapalı girişe, yani kapalı bölüme girişi sağlayan ikinci taç kapımızdan bahsedeceğim size. İki tane kitabesi bulunan yapının ikinci kitabesi burada bulunmakta. Yine iki farklı sarı taş ve beyaz taşla inşa edilmiş bir yapı. Kapalı alan 3 neften oluşuyor. 1 metrelik kolonlarla destekleniyor yani bu kapalı alan. Ve orta nef, yani orta sahın diğerlerine göre daha geniş tutulmuş. Ve yapımızın sağ tarafında kalan 4 tane odası bulunan ve ikinci kata çıkışı sağlayan merdivenleri bulunmakta ve çeşitli odaları bulunmakta. Ve Anadolu Selçuklu'nun en büyük özelliklerinden bir tanesi olan merdiven altı desenleriyle günümüze kadar ulaşabilmiş süslemeler hala duruyor. Anadolu Selçuklu'nun merdivene
boş tutmayıp daha güzel bir şekilde gözükmesi için çeşitli süslemeleri bulunuyor burada. Ve 4 tane odası var. 4 tane odanın farklı farklı isimleri var. Yani Anadolu Selçuklu'nun bırakmış olduğu isimler diye bilmiyor yani. O zamandan kalan isimlerin olduğu söyleniyor. Yani ya araştırdığım kaynaklarda öyle geçiyor. Ve odalara giriş kapısı yine çeşitli süslemelerle desteklenmiş. Ve odalardan sonra gelen cevap bölümünde İki tane aslan figürü görülmekte. Sağ ve sol tarafta birbirine karşılıklı bakışan iki tane aslan figürümüz var. Ve burada biraz içeriye doğru ilerledikten sonra, yani eskiden hamama girişin buradan olabileceği tahmin edildi ama şu an burası kapalı bir şekilde duruyor. Yani kapı olup olmadığı kesin değil ama bazı kaynaklarda kapı olduğu söyleniyor. Neden kapı var diye soracak olursak, Anadolu Selçuklu zamanında burası hamam olarak kullanılmış ve iki katlı alanmış. Ve şu an günümüzde de hala hamam olarak kullanılmakta. Ve ikinci katı hamam işlerini kaybetmiş, sadece tek kat. Hamam bölümünün bazı özgün malzemeleri içeride bulunmakta. Yalnız içeriye şu an giriş yasak olduğu için içeriye gösteremeyeceğim. Hala da hamam faaliyetini gerçekleştirdiğini söyleyebilirim size. Ve yapımızın taç kapısının arkadan görünüşü sivri kemerle desteklenmiş bir yapı. Ve yapıda bulunan genel malzeme 3 farklı antik kentten getirilmiş. Yani çoğunluğu devşirme malzemelerle yapılmış bir yapı. Günümüze kadar hala da sapasağlam bir şekilde ulaşmış. Ve... Merhaba arkadaşlar, ben Aksaray Üniversitesi Güzel Yurt Meslek Yüksekokulu Restorasyon öğrencisiyim. Bugün size Mersin'e bulunan Atatürk'e taşınacağım. Atatürk evinin bahçe kısmına giriş yapmakta. Günümüze kadar en iyi korunmuş yapılardan bir tanesidir Atatürk evi. Şu an Atatürk evi şeklinde oluşmaktadır. Daha çok batı sanatına ait bir yapı olduğundan dolayı Krispa tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra Toros Koleji olarak kullanılmıştır. Ondan sonra Kültür Bakanlığı tarafından ise 1987 yılında Atatürk evine dönüştürülmüştür. Anıtkabir'den Atatürk'ün özel eşyaları olarak buraya getirilmiştir. Arkadaşlar, yapı kesme taştan oluşmaktadır ve pencerelerin üst kısmında bulunan kaygeler bulunmakta, silme kaygeler bulunmaktadır. Burada 4 tane sedir bulunmaktadır. Giriş batı girişinde ise 2 sütunlarla desteklenmiştir. Bu sütunlar ise 4 başlıktadır. Atatürk evinin giriş kapısı ise her şeyde sadece Atatürk evinde bulunmaktadır. Yapı özgünlü ve üçgen silme kaydıyla desteklenmiştir. Zemin kata giriş yapmaktayız arkadaşlar. Burası hol tarafı. Giriş kapılarının çoğunluğu hepsi ahşaptandır. Ahşap dökmedendir. Burası Kuvayi Milliye Köşesidir. Mersin'de daha çok tanınan insanların resimleri yer almaktadır. Burası da sofa bölümünün olduğu yerdir. Bir zemin katının ana bölümüdür. Karşılıklı odalardan oluşmaktadır. Zemin katta bulunan bütün eşyalar Atatürk'e ait belgeli eşyalardır. Çoğu Anıtkabir'den getirilmiştir. Özel eşya, hususi eşyalarıdır. Resimler ise Atatürk'ün Mersin'e geliş zamanlarında çekilmiş olan fotoğraflardır. Ona ait fotoğraflar. Güneye bakan iki pencere bulunmaktadır bu odada. Bu odada ise hem fotoğraflar hem de Atatürk'ün hususi eşyaları bulunmaktadır. Zemin katta bulunan 1. katta bulunan merdiven üzerinde bir L şeklinde bir sedirimiz bulunmaktadır. Ve bu sedirden dışarıdaki sedire ulaşabilmekteyiz.
sofanın bulunduğu mekandır. Atatürk Evi iç sofa olarak iç sofa evlerine girmektedir. Bu oda ise yatak odası olarak kullanılmaktadır. Mersin evlerinin pencere boyutları oldukça uzundur. Çünkü bu sıcaklıktan dolayıdır. Burası ise günlük odadır. Burada da bir adet avize bulunmaktadır ve oldukça süslüdür. Birinci katın ahşap tavanları odalarca değişmektedir. Bazıları kaneviçe süslemelidir, bazıları rokoko dönemine aittir. Dolaplarda bulunan insan suretli bitkisel motifler bulunmaktadır. Burada bulunan sehpa ise Batı sanatına özgü bir ahşap bulunmaktadır. Burada bulunan odanın tavanı ahşaptır. Burası ise Atatürk'ün Mersin'e geldiği zaman kullandığı odadır. Burası da bir yatak odasıdır. Atatürk'ün çalışma odasıdır. Mersin'e geldiği zaman kullandığı çalışma odasıdır. Buradan halka seslenmiştir. Tavanı da yine kanaviçe desenlidir. Çalışma odasından misafir odasına giriş yapılabiliyor bu sayede. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Aksaray Üniversitesi Güzel Yurt Meslek Yüksek Okulu Mimar Restorasyon Programı öğrencisiyim. Adım Yunus Emre. Bugün sizlere Kırşehir'de bulunan Ahi Evren Camii'ni tanıtacağım. Giriş cephesinde iki tane giriş kapısı bulunmaktadır. Kuzeyde bulunan giriş kapısından kadınlar mahfiline, güneyde bulunan giriş kapısından ise sofa bölümüne giriş yapılmaktadır. Giriş kapısında bulunan taç kapı mermerden yapılmıştır ve özgün değildir. Aynı şekilde giriş cephesi ortasında bulunan kesme taştan inşa edilmiş tek şerifeli minare de özgün olmayıp yapıya sonradan eklenmiştir. Yapının içerisine girip baktığımızda, camiye girdiğimizde kubbe sürtülü sofa bölümüne giriş yapmaktayız. Karşıda türbe giriş kapısı bulunmaktadır. Kuzey tarafta divanhane bölümüne ikinci bir kat eklenerek kadınlar mahfili oluşturulmuştur. Giriş kapısının kuzey tarafında bulunan kapıdan minareye giriş yapılmaktadır. Bu bölüme 4 adet taş basamakta çıkılmaktadır. Burada müezzin mahfili bulunmaktadır. Buradan buraya bir ahşap bölücü duvarlarla imam odası eklenmiştir. Buradaki kapıdan kadınlar mahfiline giriş sağlanmaktadır. Dışarıdan giriş sağlandığı gibi içeriden de giriş yapılmaktadır. Ahşap merdivenlerle ikinci kata çıkış yapılmaktadır. Bu merdivenler daha sonradan eklenmiştir. Önceden betonarme döşemeli olan kadınlar mahfili 1968'de yapılan restorasyon çalışması sonrasında ahşap döşeme olarak yapılmıştır. Giriş kapısının güney tarafında bulunan mescit bölümünde ise yine 4 adet taş basamakla çıkış yapılmaktadır. Burası tonoz üstü örtülüdür. Taş mihrap ve ahşap minber özgün değildir. Yapıya daha sonradan eklenmiştir. Türbeye bu giriş kapısından giriş yapılmaktadır. Türbeye giriş yaptığımızda Kuzey Eyvanı'nda Ahi Evran'ın sandukasının bulunduğu bölüm bulunmaktadır. Bu bölüme 4 adet taş basmakla çıkış yapılmaktadır. Buraya işte kubbe, dışta sekizgen, piramide ve kulüp bulunmaktadır. Kubbeye geçiş eleman olarak pandantif kullanılmıştır. Yine aynı şekilde doğu tarafta bulunan sivri tonoza üst örtülü sandukaların 6 adet mezar sandukasının bulunduğu bölüm bulunmaktadır. Sofa bölümü aynı şekilde pandantifle geçiş yapılmış. Kubbe üst örtülüdür. Yapımızda cami bölümünde 1 adet, türbe bölümünde 2 adet, derslik bölümünde 1 adet olmak üzere toplam 4 adet kubbe bulunmaktadır. Kubbelerin en küçüğünün yarı çapı 216 santim, en büyüğünün yarı çapı 275 santimdir. Türbenin güney duvarında bulunan kapıdan kitap okuma odası ve derslik olarak
kullanılan bölüme geçiş yapılmaktadır. Buraya 4 adet basamakla çıkış yapılmaktadır. Burası özgün değildir. Yapıya sonradan eklenmiştir. Yapılan restorasyon çalışmalarında eklenmiştir. Pandantifle geçiş yapılmış bir kubbe bulunmaktadır. Kubbe kalem işleriyle süslenmiştir. Yapımız bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Aksaray Üniversitesi Güzellik Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Öğrencisiyim. Şu an Mersin'de tek Osmanlı mimari yapısına sahip olan Eski Cami'deyiz. Eski Cami'ye Sultan Abdülmecid'in annesi Valide Sultan adına 1870 yılında yaptırılmış olup dikdörtgen planlı ve ahşap çatıldı. Camiye giriş ana kapıdan batı yönünde sağlanmaktadır. Caminin güney batısında bir adet minaremiz bulunmaktadır. Cami ve minare tamamen kesme taştan yapılmış olup kuzey batısında bir adet çadırlarımız ve hemen arkasında tuvalet, onun üzerinde ise imam odası bulunmaktadır. Doğu batı yönünde uzanan harim ve kuzeyinde bulunan son cemaat yerindeyiz. Son cemaat yerinin kuzey cephesinde ahşaptan ayakkabıların koyulduğu bir ayakkabılık var. Harime giriş kapısı süslemesiz olup ahşap kapıdan yapılmıştır. Doğu batı yönünde uzanan harim yuvarlak payelerle 3 sahana bölünmüş olup payeler hafif sivri kemerlerle desteklenmiştir. Caminin doğu duvarında kadınlar mahfiline çıkan bir adet merdiven yer almaktadır. Cami süslemesiz olup sade bir yapıya sahiptir. Güney doğu duvarında ahşaptan yapılmış bir adet vaaz kürsüsü yer almakta. Hemen güney duvarında mihrap bulunmaktadır. Mihrap silmeli dikdörtgen bir çerçeve içerisinde alınmış niş şeklindedir. İçerisinde bezeme bulunmamaktadır. Mihrabın iki yanında iki adet pencere bulunmakta. Güneybatı duvarında yine ahşaptan yapılmış bir minber yer almaktadır. Hemen minberin yanında bir adet pencere yer almaktadır. Yine kuzeybatı duvarında ahşaptan yapılmış bir müezzin mahfili yer almaktadır. Harimin kuzey duvarında kadınlar mahfili bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bursa Yeşil Cami, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Yeşil Mahallesi'nde bulunmaktadır. Kuzey cephesi taç kapısının giriş olduğu kısım. Taç kapı da bulunan yazı, Hatay ve Rumi şeritlerini çevrelendiği mukarnas ve filiz kırımlarıyla zenginleştirilmiştir. Cephelerdeki bulunan lokmalıklarda gümüş kalkma motifler bulunmaktadır. Bu cephe batı cephesidir. Pencereler zengin mukarnaslı mermer sövelerle yapılmış
Etrafına zarif bir silme çekilmiştir. Kuzey cephesi hariç diğer bulunan 3 cephede batı, güney, doğu cephelerinde pencerelerin üst kısmına kadar küfeki taş, diğer kalan yukarısı da mermer adası taşıyla yapılmıştır. Bu cephe yapının güney cephesidir. Yine aynı şekilde burada da farklı farklı silmeler mevcuttur. Bu cephe doğu cephesidir. Bursa Yeşil Camii, Çelebi Sultan Mehmet'in emriyle 1414 senesinde yapımına başlanmış, 1424 senesinde 2. Murat döneminde tamamlanmıştır. Camiye girdiğimizde kapı girişinde kakmalar bulunmaktadır kapısında. Giriş holü, her iki tarafta da devşirme sütunlar bulunmaktadır. Yine girişte renkli çiniler vardır. Altıgen, firuze desenli. Sofaya girdiğimizde altında sekizgen planlı bir şadırvan bulunmaktadır. Eyvanlar. Giriş cephesinin olduğu kısımda altta ikişer müezzin mahfili, üstte de ise hünkâr mahfili bulunmaktadır. Eyvan. Bu eyvanlar firuze, altıgen ve lacivert üçgen çinelerle kaplıdır. Kubbelerinde bulunan kalem işlerini Nakkaş Ali İlyas yapmıştır. Bursa kemerinin olduğu yerde bir kilit taşı bulunmaktadır. Bu depreme dayanıklık sistemi içindir. Mihrap yaklaşık 10 metre yüksekliğinde, tamamı renkli sarılı çini tekniğinde kaplıdır.